Evet sayın seyirciler, yeni bir programla baş başayız. Bu hafta sizlere anaç, çeşit seçimi, fidan dikimi, yer yere seçimi konusunda bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Sağ olsun Davras Fidancılığın sahibi Erol Bey bizlere mekanını açtı. Bu programın hazırlanmasına katkı sağladı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi bugün ağırlıklı olarak bahsettiğimiz gibi fidandan bahsedeceğiz. Bir fidan nasıl yetiştirilmesi gerekiyor? Ondan sonra neler yapacağız? Onunla ilgili mümkün olduğu kadar sizlere detaylı bilgiler vermeye çalışacağız. Ama onlara geçmeden önce bir bahçe tesisi nasıl yapılır, ne yapılması gerekiyor onlardan bahsedelim. Şimdi bir bahçe tesisinde hata yaparsak çok ağıra, çok maliyete sebep olabilir. Çünkü bugünden yarına yapılan bir iş değil. Eğer sebzecilikte bir hata yaparsanız geleceksen onu düzeltme imkanınız var. Fakat bahçe tesisinde bu mümkün değil. Neden derseniz, bir meyve bahçesinin faydalı ömrü en az 20 yıl. Ama 100 yıl olanı var. Hatta 1000 yıl yaşayan ağaçlarımız var. Mesela zeytindir, cevizdir. Bunlar çok uzun ömürlü. Yıllarca, nesillerce sürecek bir bahçe tesisinden bahsediyoruz burada. O bakımdan yapacağımız en küçük hata bize çok ağıra mal olabilir. O bakımdan baştan iyi planlama, programlama yaparsak sıkıntıya düşmeyiz. Peki ne yapmamız gerekiyor? Ben her zaman söylüyorum. İyi bir bahçe tesisinde, doğru yerde, doğru tür, doğru çeşit, doğru fidan ve doğru dikim zamanını ayarlamamız lazım. Ayrıca meyvecilikte ben kendime göre ayarladığım, kendime göre bir formülize ettiğim 10 tane kural var. Ben buna meyvecilikte 10 altın kural diyorum. Peki nedir bunlar? Birincisi, bahçe yeri ve çeşit seçimi çok önemli. Bahçe yeri ve çeşit seçimi. İkincisi, sertifikalı fidan kullanımı. Üçüncüsü, sık dikim. Dördüncüsü, sırta dikim. Bodur budama, damla sulama, dengeli gübreleme, entegre mücadele. Ve bunun sonucunda da tabii ki zamanında hasat, uygun ambalaj ve depolama, sonunda da mutlaka markalı satış. Yani bu 10 tane şeyi düzenli bir şekilde madde madde yerine getirdiğimiz takdirde gerçekten iyi bir ürün almamız her zaman mümkün. Ancak bunda birinde hata yaparsak, ziraat şu şekilde, bir şeye dokundurduğumuzda 100 olmaz. Belki 10 tane, 20 tane ya da 50 tane şey bir araya gelir 100 yapar. Bunlardan bir tanesini aradan çıkardığınız zaman o yüzün belki 50'sini kaybedersiniz. O bakımdan kimi %10'luk etkeder, kimi %20'lik etkeder, kimi %6'lık etkeder ama bunların hepsi bir araya geldiğinde 100 yapar. Onun için küçük küçük parçaları biz bir araya getireceğiz. Ondan sonra biz her şeyi dengeli düzenli yapmış oluruz. Aksi takdirde kaybedenlerden oluruz. Şimdi önce nereden başlamamız lazım? Önce yer yöre seçiminden başlamamız lazım. Peki yer yöre seçiminde en önemli faktör nedir? İklim. Bir kere bahçe kuracağımız yerin iklimini çok iyi bilmemiz lazım. Eğer bunu bilmezsek sıkıntıya düşeriz. Burada bilmemiz gereken en önemli konu ışıktır. Neden ışıktır? Bitkiler için en önemli faktör ışık olduğu için. Çünkü her bitki fotosentez yapar. Fotosentez ışıkla olur. Işık olmayan yerde meyvecilikten bahsedemeyiz. Bitkiden bahsedemeyiz. O bakımdan yeterli miktarda ışık gelmesi lazım. Işığın fazlası da zarardır. Azı da zarardır. O bakımdan bölgemizde yeterli güneşlenme var mı ona bakacağız. Bizim Türkiye olarak ülkemizin bazı yöreleri hariç hemen hemen her tarafımızda güzel şey var. Işığı az gelen Karadeniz bölgesine de daha ışığı az seven meyveler var. Mesela kivi, fındık, çay. Bunlar çok güzel o bölgeye adapte olmuş ürünler. Onları orada yetiştireceğiz. Işığı çok seven bitkileri de mesela elmadır, şeftalidir, kayısıdır, narenciyedir, üzümdür, incirdir. Memleketimiz meyve cenneti.
Bunları da burada yetiştireceğiz. O bakımdan birincisi ışıktı. İkincisi yaz sıcaklıkları. Çok sıcak olan yerlerde mesela Antalya'da elma yetiştiremezsiniz. Narenciyeyi de Konya'da yetiştiremezsiniz. O bakımdan hangi bölgede hangi meyve yetişir bunu bilmemiz lazım. Ağır kış koşullarının olduğu yerde meyveler kendisi bile donabilir. O bakımdan buna dikkat etmemiz lazım. İlkbaharın geç ve sonbaharın erken donları da bizim için çok önemlidir. Bunu da bilmemiz lazım. Bölgemizde donlar ne zaman oluyor? Bizim dikeceğimiz meyveye bu donlar etki eder mi etmez mi? Ederse bizim bütün emeğimiz boşa gidebilir. O bakımdan ilkbaharın tekrar tekrar ediyorum geç donları, sonbaharın erken donlarının olup olmadığına bakacağız. Bir de her ağacın mutlaka bir soğuklanma ihtiyacı vardır. Yani nasıl biz dinlenmemiz için, kolay anlaşılsın diye söylüyorum, dinlenmemiz için uyuyorsak bitkilerin de uyuması lazım. Yani bu uyumayı ne zaman yaparlar? Bitkiler soğuk olduğu dönemlerde yaparlar. Bu soğuk dönemde bitkinin soğuklanma ihtiyacı karşılanır. Genellikle bu 100 saatle 2000 saat arasında değişir. Kimi bitkiler çok az ister, kimi bitkiler çok fazla ister. Genellikle 800 ile 1500 saat arasında 7 santigrat derecenin altında bir soğukluk lazım bize. Yine çiçeklenme döneminde aşırı yağış, nem, hava sisli olursa yine problem ortaya çıkar. Rüzgar, sis yine önemli bir risktir. Yine yağış miktarı ve nem de bizim için önemlidir. Bunlara dikkat etmemiz lazım meyve bahçesinde, özellikle iklim durumunu göz önüne aldığımızda. İklimi hakkında bilgi sahibi olduktan sonra biz oranın meyve bahçesi kuracağımız yerin toprağını da çok iyi bilmemiz lazım. Toprak bizim için önemli. Toprağın bünyesi, kumlu mu, killi mi, kumlu tinli mi, kireçli mi, ağır killi mi, bunu bilmemiz lazım. Mesela ağır killi, soğuk, geçirgen olmayan topraklarda kolay kolay hiçbir meyve yetişmez. Bazı meyveler müstesna. Mesela zeytin bu yönüyle çok müşkülpesent bir bitkidir. Birçok topraklarda yetişebilir, dağlı çakıllı yerlerde, ama çok ağır killi ve soğuk topraklarda hemen hemen hiçbir meyveyi yetiştiremezsiniz. O bakımdan toprağın yapısı önemli. Toprağın yapısının içerisinde organik madde miktarı, bunun yüksekliği, düşüklüğü önemli. Organik madde ne kadar yüksekse bizim meyvelerimiz de o kadar güzel olur. Toprağın derinliği de önemli. Toprağın derinliği eğer 1-1,5 metre kadar toprak derinliği varsa oraya dikilebilir, ama 50 santim toprak derinliği var da altında kaya veyahut sert kist dediğimiz tabaka varsa buralara meyve diktiğiniz zaman kökü varır, oraya dayanır, ondan sonra meyveniz büyümez. Onun için derin bir toprak burgusuyla delip 1-1,5 metre, en az 2 metre derinlikte toprak düzgün mü değil mi, ona da bakmamız lazım. Aksi takdirde dikeriz, zarara uğrarız. Yine drenaj problemi. Toprağın hemen 50 santim altında su varsa veya 1 metre altında su varsa köklerimiz varır, oraya dayanır. Köklerimiz çürür, ağaçlarımız kurur. O bakımdan buna da dikkat etmemiz lazım. Yine su durumu. Su olmayan yerde, suyu kıt olan yerde meyvecilik yapmak çoğu zaman mümkün olmaz. O bakımdan suya da dikkat etmemiz lazım. Şimdi topraktan sonra yer yöre seçimine dikkat etmemiz lazım. Yer yöre seçiminde özellikle deniz, göl, nehir kenarları bizim için çok iyi yerlerdir. Meyilli araziler özellikle meyvecilik için güzel yerlerdir. Güneye bakan hafif meyilli dağ yamaçları da güzeldir. Fakat düz ovada don çukuru dediğimiz yerler meyvecilik için uygun değildir. Bak bunu vurguluya söylüyorum. Don çukuru olan yerler, çukur alanlar, düz alanlar, çevresinde de yüksek dağlar varsa mutlaka ilkbaharın geç donlarından sıkıntı çekebiliriz. O bakımdan buna da dikkat etmemiz lazım. Çok aşırı meyilli, çok rüzgarlı olan yerlerde, çok sert rüzgar esen yerlerde de biz sıkıntı yaşayabiliriz. Şimdi bu özellikleri bitirdikten sonra biz çeşit seçerken nelere dikkat etmemiz gerekir? Onları teker teker inceleyelim. Bana
bana göre çeşit seçerken en önemli dikkat edeceğimiz birinci husus pazarı. Seçtiğimiz çeşidin ya da türün, ister şeftali seçin, ister kayısı, ister ceviz, ister elma, erik, hangi türü seçerseniz seçin. Bunların çeşitlerini seçerken ilk bakacağımız şey nedir? Biz bu ürünü yetiştirdiğimizde pazarlayabilir miyiz? Pazarı var mı? Pazarı yoksa kardeşim boşuna uğraşırsın. Yaptığın emek boşa gider. Çünkü bir sürü emek sarf ediyoruz, sonunda ürün çıkarıyoruz, satılmıyor. O zaman ne olacak? Elimizde kalır. O bakımdan biz bir işin olup olmayacağını bilmemiz için önce pazar durumunu çok iyi araştırmamız lazım. Ondan sonra kullandığımız çeşidin ya da türün kullanım amacı, sofralık mı, kurutmalık mı, meysiyo mu vereceğiz, yağlık mı? Nedir, bunu iyi bilmemiz lazım. Çünkü bize para kazandırmada önemli faktör olarak karşımıza çıkar. Yine bir başka konu, yetiştireceğimiz tür ve çeşit verimli olması lazım. Meyve olum dönemi bizim için önemli. Genellikle erken ya da geççi, mevsim dışındaki olan ürünlerin fiyatı da çok iyi olur. O bakımdan seçeceğimiz çeşitte buna da çok dikkat etmemiz lazım. Bölgede yaygın hastalık var mı? Nematot var mı? Kök kanseri var mı? Bunları bilmemiz lazım. Eğer bulaşık tarlaysa, bulaşık topraksa oralara bahçe tesis etmememiz lazım. Yine bizim tuzluluk durumu vardır toprakta. Eğer topraklarımız çok tuzluysa birçok meyve orada yetişmez. Çok ağır, kirli, kireçliyse orada yetişmez. O bakımdan ona da dikkat etmemiz lazım. Yine meyvelerde önemli konulardan bir tanesi periyodiste dediğimiz, bir sene meyve verip bir sene öteki sene vermemesi durumudur. Şimdi buna da dikkat etmemiz lazım. Mutlaka çeşit seçerken buna dikkat edip periyodiste göstermeyen ya da çok az gösteren çeşitleri seçmemiz lazım. Yine bodur yadır bodur çeşitler son zamanlarda çok revaçta, gittikçe yayılmaya başladı. Özellikle elma ve zeytin de çok yaygın olarak kullanılıyor. O bakımdan bunlar hakkında da ciddi bilgi sahibi olmamız lazım. Son zamanlarda yarı bodur ya da tam bodur meyve çeşitlerinden bahsedilmekte ve gittikçe yaygınlaşmakta bunlar. O bakımdan bunlar hakkında da biraz bilgi vermek istiyorum. Hem fidanları hakkında hem bunlar hakkında. Genellikle elma ve zeytin de ağırlıklı olarak birçok meyve çeşidinde bodurluk ya da yarı bodurluk ya da budama şekli, budama sistemi olarak bodurlaştırılan ağaçlar söz konusu. Bunun bize çok büyük faydaları var. Avantajları nedir diye sorarsak, bodur ya da yarı bodur çeşitlerin bize ne gibi avantajları var, dezavantajları var, onları bahsedelim. Ondan sonra bunlarla bahçe kurup kurmayacağımız konusunda kendimizde bir kanaat oluşması lazım. Şimdi bodur meyvelerin önce avantajlarından bahsedelim. Şimdi bunların en önemli avantajı, birim alanda daha sık meyve dikildiği için, daha çok fidan dikildiği için birim alandan verim yüksek. Hemen hemen normal klasik dikilenlere karşı 2 ya da 3 kat daha fazla verim alabiliyorsun. Bu yönüyle verimi fazla. Erkenci verime yatıyor. Nedir? Bu sene diktik, gelecek seneden itibaren verim alabiliriz. Erkencilik sağlıyor. Her yıl düzenli olarak meyve veriyor, düzgün bakıldığı zaman. Yine ışıklanma iyi olduğu için, alanı küçük olduğu için, ışıklanma iyi olduğu için kaliteli meyve oluyor. Hastalık, zararlı veyahut kültürel işlemleri daha kolay. Bu bakımdan bizim işlemlerimizi daha kolay yapabiliyoruz. Terbiye sistemlerini uygulamak boyu kısa olduğu için daha kolay toplaması da, ilaç atması da, gübre atması da daha kolay. O yönüyle bize avantaj sağlıyor. Pazar kalitesi de yüksek olduğu için pazarda da müşteri bulma yönünden daha üstün özellikleri var. Peki bunun hiç mi dezavantajı yok, istenmeyen tarafı? Bir kere ilk yatırım maliyeti yüksek. Neden yüksek? Çünkü bu bodur anaçlar telli terbiye sistemine, yani destek sistemlerine ihtiyaç duyar. İlk bahçe tesisinde daha fazla fidan kullanıyoruz. Dolayısıyla ekstra bir masraf. Daha fazla teldir, direktir, başka şeyler masrafları var. Dolayısıyla ekstra masrafı fazla. İlk yatırım maliyeti yüksek olduğu için birçok insanın bunu kurmaya gücü yetmiyor. Bu çeşitlerin bir başka dezavantajı da ekonomik ömrü daha kısa. Mesela 15-20 yıl içerisinde bunlar verimden çıkabiliyor. O bakımdan bunların bu şekilde
dezavantajı var. Buraya kadar bodur ya da tam bodur ya da yarı bodur fidanların özelliklerinden bahsettik. Özellikle de elma ve de zeytinde çok yaygın olarak kullanıldığını söyledik. Gerçekten çok büyük avantaj da sağlıyor. Dekara verimi, diğer özellikleri de çok yüksek ve üzerine de çok değişik çeşitler aşılanabiliyor. Bu yönüyle çok üstün özellikleri var. Son zamanlarda kurulan bahçeler bu yönüyle. Fakat benim son zamanlarda gördüğüm en önemli dezavantaj şu. Üreticilerin bu yeni sisteme adapte olmasında sıkıntı var. Çünkü çok fazla bilgi istiyor. Özellikle budama konusunda üreticilerin büyük sıkıntıya düştüğünü gördüm. Nedir? Budama sistemlerini tam oturtamadıkları için istenilen verimi alamıyorlar. Şimdi bir yönleriyle de onlar da haklı. Şimdi bahçe sahibi tek başına büyük bahçeyi budamaya kendisi bilse bile gücü yetmiyor. Ne oluyor? İşçi tutuyor. Gelen işçiler de bu ağaçları normal ağaç budar gibi dalını budağını her tarafını kesiyor. Dolayısıyla geçen haftalarda gittiğimiz birçok bahçede budamada çok ciddi sıkıntılar gördük. Ne oldu? Bu şuna sebep oluyor. İstenmeyen dalları kestiğimiz zaman normal ağaçlar kadar da verim alamayabilirsiniz. Çünkü dalını kolunu budağını kestik indirdik. Meyve verecek dal kalmadı. Yani budama sistemi çok çok önemli bu. Bodur, yarı bodurlarda budamayı çok iyi bilmek lazım. İyi insanlara yaptırmak lazım. Ama gel gör ki bu sistemi bilen insan sayısı hemen hemen çok az, elin parmakları kadar. Onlar da herkesin işi aynı döneme sıkıştığı için onları da bulmak çoğu zaman çok sıkıntılı oluyor. Onun için bu programlar belki o iş için bir şey sağlayacak, imkan sağlayacak. Birçok insan öğrenebilecek. Aksi takdirde, öğrenmediği takdirde bu yeni sistemlerin uygulanmasında ciddi sıkıntılar var. Özellikle budamasında çok ciddi sıkıntı var. Budama yanlış yapıldığı için, hatalı yapıldığı için verimde, kalitede çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bunun mutlaka halledilmesi lazım. Yeni işçiler, budama ustaları yetiştirilmesi lazım. Aksi takdirde bir ağaçta budama fizyolojik dengenin oturtulması için, dengeli verim alabilmesi için, kalitenin yüksek olması için çok çok önemli. Budamayı iyi yapmadığımız zaman ağacın yarısını götürmüş oluyoruz. Ve yapılan hatayı da bir yılda, iki yılda, üç yılda düzeltmek mümkün değil. Hele hele ana gövdede yapılan, taç üzerinde yapılan hata çok büyük bir hata. O bakımdan bu hatayı düzeltmek uzun yıllar alıyor ve bazı zaman da hiç mümkün olmuyor. O bakımdan budamada hata yapmamamız lazım. Budamaya çok dikkat etmemiz lazım. Ben özellikle bunu defaatle vurguluyorum. Budamayı her bahçe sahibinin kendisinin öğrenip bahçesine dışarıdan getirdiği işçiyi soksa bile onları kontrol etmesi lazım. Bak arkadaş, yanlış kestin. Bunu böyle değil, böyle yapman gerekiyor diye onları uyarması lazım. Aksi takdirde budama ustasıyım diye herkes eline bir makas alıyor, giriyor. Dalını, kolunu, budağını kesiyor. Ondan sonra ağaçları, çoğu daha meyve gözü hangisidir? Odun gözü hangisidir? Sürgün gözü hangisidir? Onlardan daha iyi haberi yok bazı ustaların. Maalesef bu çok ciddi sıkıntıya sebep oluyor. Özellikle de ağacın taşlandırılmasında birinci yıl ne yapılacak? İkinci yıl, ilk 5 yıl içerisinde, ilk 4 yıl içerisinde bu şekli vermemiz lazım. Budamaya dikkat edeceğiz. Şimdi bir reklam arasına gidelim, ondan sonra devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu ana kadar yer seçimi, yere seçimi, onlardan bahsettik. Esas işim püf noktasına geldik. Fidana geldik.
Burada iyi bir fidan nasıl olmalı ondan bahsedeceğiz. Bir kere iyi bir fidan sağlıklı ve sertifikalı olmalı. Ne demek sağlıklı ve sertifikalı? Eğer biz şunu fidanlarımız üzerinde görüyorsak, bakın sarı renkte ve mavi renkte sertifikalar. Sarı ve mavi renkte sertifikalar. Bunlar neyi ifade ediyor? Sertifikalı olduğunu. Sertifikalı demek ne demek? Bu fidanlar yetiştirilirken devlet tarafından, Tarım Bakanlığı tarafından gelip denetlenmiş. Evet, bunlar gerçekten ismine doğru sağlıklı olduğu teyit edilmiş. Ondan sonra da bu sertifikalar bunlara verilmiş demektir. Bu size garanti sağlıyor. Ve bu şeyler olduğu zaman, sertifikalar olduğu zaman güvenli alabileceğimizi gösteriyor. Sarı sertifika daha çok standart fidanlara verilen bir şey. Bu beyan üzerine fidan yetiştirilen kişilere veriliyor. Halbuki mavi sertifika devlet tarafından ama araştırma kurumlarından yetkilendirilmiş ya da araştırma kurumlarının bizzat baz materyallerinden elde edilmiş fidanlardan elde edilen anaçlardan elde edilen, yani ismi cismi her şeyi net belli olan fidanlara verilen bir sertifika. Bu daha güvenli bir sertifika. Dolayısıyla bizim birincisi neydi, iyi bir fidan ararken bakacağımız şey sağlıklı ve de sertifikalı olması lazım. Sağlıklı olduğunu nasıl anlayacağız derseniz fidana bakacağız. Bakıyoruz biz bir fidana baktığımız zaman, şöyle baktığımızda kökleri çok düzgün olacak. Fidan yırtık, çatlak, kırık, ona benzer şeyleri olmayacak. Şu kökleri üzerinde bakın. Kökler tel tel olması lazım. Bunun üzerinde, bu köklerin üzerinde küçük yumrucuklar varsa, köklerde çürümeler varsa, bunlar fidanda hastalık olduğunu gösterir. Özellikle köklerde küçük küçük nohut tanesi şeklinde veyahut o köklerde nematot var demektir. Ya da böyle sert bir yapıysa kök kanseri, galleri oluşur. Veyahut da değişik böceklerden dolayı galler oluşabilir. Ya da diyelim fitoftora hastalığı vardır. Kök çürüklüğü hastalığı özellikle bu bodur anaçlarda çok yaygın olarak gözükür. O zaman kökler çürük olur. Onlara dikkat etmemiz lazım ve mümkün olduğu kadar çok saçak kök olması lazım. Bizim için bakın bu fidanın çok sayıda saçak kökü var. Bu fidanı diktiğimiz zaman rahatlıkla tutar. Bakın aşı noktaları da çok yakın olmaması lazım. Mesela şurada olursa aşı noktamız bize sıkıntı yaratır. Neden sıkıntı yaratır? Diktiğimiz zaman bu hemen gömülür. Bir miktar 8-10 santim toprağın üstünde olması lazım. Ondan sonra bu aşı noktalarının düzgün, kırık, çatlak, yarık oralarda olmaması lazım. Şimdi bizim bu fidanı seçerken bunlara özellikle dikkat etmemizde büyük fayda var. Şimdi bunların kalınlığı da önemli, boyu da önemli. Kalınlık genellikle 1-2 santim çapı olarak 1 ile 2 santimi geçmemesi lazım kalınlığı. Yani ince fidan kötü fidandır anlamına gelmiyor. Hatta çoğu zaman ince fidanlar kalın fidanlara göre daha iyi tutar. Bizim 2 yaşın üzerindeki fidanlar iyi fidan değildir bana göre. Çünkü tutması da gelişmesi de sıkıntılı olur. Genellikle en iyi fidan 1 yaşlı fidandır. Mümkünse 1 yaşlı fidanları dikmeye, bütün türler için geçerli bu. En iyi fidan 1 yaşlı fidandır. Biz ona çok dikkat etmemiz lazım. Yine şuna dikkat etmemiz lazım. Fidan bu üst aksamı pişkin olması lazım. Gözleri düzgün, muntazam olması lazım. Kırıkçe olmaması lazım. Bazı fidanlar vardır. Yanlış beslemeden dolayı kışa erken de girdiyse pişmeden girer. Dolayısıyla fidanlarda sıkıntı ortaya çıkabilir. Özellikle bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Peki fidan sertifikalı olursa size neyi sağlar? Yani size avantajı ne olur? Şimdi bahçe tesis ettiğimizde bir günlük, iki günlük değil. Siz bahçe tesis ettiniz. 3 yıl sonra veyahut 5 yıl sonra bir baktınız A çeşidi diye aldınız, B çeşidi çıktı. Hiç istemediğiniz bir şey çıktı ortaya. O zaman size bu elinizdeki sertifikalar büyük bir delil olur. Elinizde mutlaka sertifika olsun, bir de ne olsun? Faturası mutlaka olsun. Nereden aldığınızı ispat etmeniz lazım. Bir,
İkincisi de bu aldığınız fidanların sağlıklı fidan olduğunu gösterir belge olması lazım. Veyahut da hastalık çıkabilir. Gidersin bir bakarsın bahçede 2 sene sonra bütün fidanların kurumaya başlar. Büyük de bahçe tesis ettin. Birkaç yılda masraf ettin. Bir baktın binlerce liralık zarara girersin. O zaman bunun tazmin edilmesi lazım. Nasıl tazmin edebilirsiniz? İki şeyiniz olursa bunu tazmin edebilirsiniz. Bir, sağlık sertifikası bu elinizde olursa tazmin edebilirsiniz. Ayrıca faturanız olması lazım. O size bir de ismine doğruluk sağlar. Hastalıklardan, zararlardan ari olduğuna da emin olursunuz. Ve zararınızı tazmin etme imkanınız olur. O bakımdan fidanınızı mutlaka sertifikalı alın diyorum ben. Şimdi de fidan nakli ve depolamadan bahsedeceğiz. Bu da çok önemli bir konu. Neden önemli bir konu? Çok sayıda fidan yetiştiriyor. Bunların aynı zamanda hepsinin dikilmesi mümkün değil. Dikim zamanları farklı. Bunların depolanması lazım. Ve bir yerden bir yere uzun mesafelerde nakledilmesi lazım. Bunda dikkat etmemiz gereken önemli noktalar var. Özellikle fidan nakledilirken köklerini iyice kapatılması lazım. Rüzgara, dona, güneşe maruz kalmaması lazım. Eğer kökler havayla temas eder, rüzgarla temas eder, don görürse bunlar kökler kurur. O bakımdan sıkıntı olur ve ağaçlarımız tutmaz. O bakımdan bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Paketlemeyi, ambalajlamayı özellikle uzak mesafelere gönderdiğimiz zaman çok dikkatli yapmamız lazım. Tıpkı arkada olduğu gibi. Bunlar önemli konular. Ayrıca fidanların biraz önce de bahsettiğim gibi hemen kullanılması mümkün değil. Bunlar sonbahardan itibaren sökülüyor. Bunların getirilip depolanması lazım. Eskiden soğuk hava depoları yokken bunlar ne yapılıyordu? Hendekleniyordu, çukurlar açılıp oralara gömülüyordu. Şu anda hala yapılıyor ama hendekleme yapılırken çok iyi bir şekilde hava almamasına dikkat etmemiz lazım. Dibi toprakla iyice sıkıştırılması lazım. Köklerin havalanmaması lazım. Ancak biraz sonra da göstereceğiz. Soğuk hava depolarında bu fidanlar uzun süre çok güzel bir şekilde saklanabiliyor. Özellikle +2 santigrat derecede %95 nemde soğuk hava depolarında fidanlar saklanıyor. Bu bölgede saklamanın çok önemli bir kısmı soğuk hava depolarında yapılıyor. O bakımdan buna da çok dikkat etmemiz lazım. Fidanların herhangi bir şekilde su kaybetmesi fidanların ölümüne sebep olabilir. Tutmasını engeller. O bakımdan ona da çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi peki depoladık, güzel fidanlarımız var, iyi fidanımızı seçtik. Bu fidanları dikeceğiz ama ne zaman dikeceğiz? Biraz da ondan bahsedelim. Fidanlar yapraklarını döktükten tomurcukları açmadan önceki kadar döneme kadar ki geçen dönemde dikilebilir. Yani uyku döneminde fidanları dikmemiz lazım. Şimdi dikeceğimiz zaman kar, don, buzlanma olmaması lazım toprakta. Mümkün olduğu kadar çamurlu bir toprak da olmaması lazım. Tavlu toprağı dikmemizde büyük fayda var. Eğer kışları ılık geçen yerlerde dikimi erken yapmamızda fayda vardır. Sonbahardan yapraklar döküldükten sonra hemen dikilebilir. Ancak kışlar çok soğuk geçiyorsa, donlu geçiyorsa o zaman ilkbaharda dikmemizde daha büyük avantaj olur. Ona özellikle dikkat etmemiz lazım. Şimdi dikim yapacağız. Dikim yapmadan önce ne yapmamız gerekiyor? Erol Bey, ne yapmamız gerekiyor sizce? Bunların kök tuvaletinin ve gövde tuvaletinin yapılması lazım. Hem kök hem gövde tuvaleti. Biz şey olsun diye biraz önce bu bir miktar hümük asit, yani 100 litre suya 200 mililitre kadar hümük asit kattık. Yine şey olmasın, reklam olmasın diye göstermiyoruz. Bir fungisitten kattık, 100-150 mililitrelik kısımdan kattık. Dolayısıyla bunları yapıp bu solüsyonun içerisine batırıp ondan sonra dikersek bir miktar beklemesi lazım. Yaklaşık Erol Bey yaptı şimdi. Bakın ne yaptı? Öncelikle kök tuvaleti yaparken ben de şunu yapayım. Bu güzel bir örnek. Tam bodur anacın
bir şeyi. Bakın dibinden, bu normal tohumdan gelen bir şey değil. Stübetlerden elde edilmiş bir şey. Ne yapıyoruz? Öncelikle şunları bir çıkartıyoruz. Bakın kırık kökler var. Onları çıkartıyoruz. Bu şekilde uzun olan kökler var. Onları çıkartıyoruz. Bunların ucunu da hafifçe açıyoruz. Çok kesmeden uçlarını da hafifçe açıyoruz. Ondan sonra bunları dikmemiz lazım. Peki bunları yapmazsak ne olur? Bunları yapmazsak şu sıkıntı ortaya çıkar. Bu köklerin ucu açılmadığı için diktiğimizde hemen besin almaya başlayamaz. Tutmada güçlükler çıkar. O bakımdan kök tuvaletini mutlaka yapmamız lazım. Çok fazla da kesmememiz lazım. Özellikle kılcal kökleri çok kesersek bu defa da sıkıntı yaşayabiliriz. Kök tuvaleti yaptık. Şimdi üstten ne yapmamız gerekiyor? Üstten de 90 ile 120 santim üzerinden kesmemiz lazım. Mesela bu yaklaşık şuralardan bir yerden üste bakan kökün hemen üzerinden şu şekilde kesmemiz lazım. Kestikten sonra bakın bir başka konuyu bahsedeceğim. İlkbaharda bunlar sürmeye başlar. Biz bundan meyve tacı oluşturacağız. Şu son göz sürdükten sonra şurada bak 1, 2, 3, 4 gözü şöyle sıyırmamız lazım. Neden? Bunu sıyırırsak ne olur, sıyırmazsak ne olur? Sıyırırsak, şu sürdüğü de ya, sıyırmazsak buradaki güç dağılır, gelen aşağıdan gelen besinler bunlara dağılır. Halbuki biz şunun devam etmesini istiyoruz. Şu son gözün devam etmesini istiyoruz. Bizim lider dalımız olacak. Dolayısıyla şuradaki 4 tane şeyi aldığımız zaman, gözü aldığımız zaman burayı güçlendirmiş oluruz. Aynı zamanda da şurayı kestik. Bu alttan bize yeni taç çıkartacak gözler oluşturur. Yerden yaklaşık 40-50 santim, yani aşı noktasından 40-50 santim şuralardan olmak şartıyla biz 5-3 ile 5 arasında birinci tacı oluşturacak gövde dallarını, ana dalları oluştururuz. Mesela bir bu tarafta, bir bu tarafta, bir bu tarafta 5 tane birbirinin aynı istikametinde olmayacak. Birbirinden yaklaşık 40 santimin üzerinde, yani 20-25 santim üzerinde şu bölgede bizim birinci tacı oluşturmamız lazım. Bu 3 ile 5 ama genellikle 5 dal oluşturacağız ve bu 5 dal birbirine hiçbir şekilde rekabet etmeyecek. Yani şimdi bunu şurada uygulayacak olursak, bakın eğer fidanımız çok güçlü ise, şunun gibi ise ne yapacağız o zaman? Bir de bunu yapalım. Bu bir kayısı fidanı. Bakın bunun köklerin ucunu alacağız. Şunların hepsini bir açmamız lazım uçlarını. Çok uzun, dikmede de güçlük çıkar. Bak bu kök kırılmış, bunu buradan çıkarmamız lazım. Bunların şöyle güzelce uçlarını alıyoruz, kısaltıyoruz. Şeye de sığmayabilir. Şöyle uçlarını kestik. Bakın aşağı yukarı oldu bu. Bunu dikeceğiz. Dikmeden önce bizim şimdi bu dallar üzerinde de bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Bak 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle koyduğumuz zaman bizim ne oldu? Şeyimiz oldu. Birinci tacı oluşturduk. Ondan sonra buradaki dalları keseceğiz. Bu dalların yaklaşık 60 santim üzerinden şuradan 60-70 santim üzerinden ikinci tacımızı oluşturacağız. Bu ağacımız üzerinde ikinci tacların şeyi de hazır. Bakın 1, 2, 3 tane gözümüz. Bu buradan devam edecek. Ondan sonra ikinci tacımızı da oluşturacağız. Eğer merkezi lider sistemi uyguluyorsak bunun üçüncü yaklaşık 60 santim yukarıdan da 3 dal bırakarak, bu yukarıda 5 dal bırakılmaz. Burada 3 dal bırakmamız lazım. Çünkü ağaca koni şeklinde bir şekil vermemiz lazım. Altta daha fazla dalımız olacak, daha yaygın dalımız olacak. Üstte daha az. Ama üstte de ikinci ve üçüncü katımız olacak. Eğer merkezi lider sistemini uyguluyorsak. Bu büyük bir ağacımız. Sanıyorum 2 yaşlı mı Erol Beyciğim bu? Herhalde 2 yaşlı. 1 yaşlı mı? 2 yaşlı. 2 yaşlı olduğunda bakın yani ağacın şeyi kendiliğinden ortaya çıkmış oldu. Ve burada da budamayı da uygulamış olduk. Gayet güzel oldu. Dolayısıyla bu sürmeye de devam ediyor. Bunu, evet, onu da oradan kestiğimiz zaman şunları da şu şekilde dışa doğru açıverirsek bakın gayet güzel oldu. Bunu da buraya koyuyoruz. Sayın seyircilerimiz, fidandan bahsettik ama bunun en önemli kısımlarından birisi de desteklemeleri. Fidanda destekleme var mı? Var.
Şimdi sarı sertifikalı olanlarda, yani şu sertifikası olanlarda özellikle bu bodur fidanlarla bahçe tesis ediyorsak 150 lira dönüm başına. Yani 1000 metrekareye 150 lira. Ama bu mavi sertifikalı olursa 400 lira. Yani mavi ile sarının arasındaki fark bu. Bu sizin için önemli bir fark. Yine yarı bodurlarda da 150 lira, 350 lira. Yani mavi sertifikalı olursa 350 lira. Bağ, zeytin, meyve fidanı ile bahçe tesis ettiğimizde standartlar da 100 lira. Sertifikalı, mavi sertifikalı olanlar da 280 lira. Aşılama yaparak çeşit değiştiriyorsak dekar başına 250 lira. Bu önemli bir teşvik. Virüsten arı fidanlara 50 lira, 100 lira. Yani sarıya 50, ötekisine 100 lira ekstra ilave. Yani bizim diyelim 400 liraysa bunun üzerine bir 100 daha geldi. Bu da önemli bir destek. Yine sertifikalı çilek fidesine de destek var ama o bizim konumuzun dışında. Antep fıstığına 100 lira, mavi sertifikalı olursa 280 lira. Ciddi bir destek var. Yine sanayilik ihracata yönelikse bizim yetiştirdiğimiz bu çeşitler ekstra %50 daha desteği var. Dolayısıyla bir de geleneksel zeytin bahçelerinin yenilenmesi, rehabilitasyonu için de dekar başına 100 lira civarında bir destek var. Şöyle baktığımız zaman fidana gerçekten güzel bir destek var. İyi bir bahçe tesis etmek isteyen insanlar için güzel bir fırsat. Hangi çeşidi ne zaman nasıl dikeceğimizi de iyi bilirsek, bu desteklerden de faydalandığımız takdirde bahçenin aşağı yukarı fidan fiyatlarını da aşağı yukarı yarı yarıya karşılamış, çoğu zaman da tamamını karşılamış olabiliriz. O bakımdan bu iyi bir fırsat, değerlendirelim diyorum. Gördüğünüz gibi fidanda önemli destekler var. Bu desteklerden faydalanmak gerçekten güzel bir şey. Bu destekler üreticilerimize gerçekten daha düzenli bir bahçe tesis etmesine de vesile oluyor. Bu bakımdan önemli diyorum. Evet sayın seyirciler, programımızın sonuna geldik. Programı kapatmadan önce Davras Fidancılığa ve sahibi Erol Bey'e teşekkür ediyor. Programı burada kapatıyoruz. Sağlıcakla kalın.